Kıymetli dostlar, aralığımızdayız. Çok değerli dostlarımız var yanımda. Özender geldi Hollanda'dan. Yine Mustafa oğlu bizi ziyarete geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk böyle. Biraz habersiz bir geliş oldu. Bizim için de bir sürpriz oldu. Ama mutlu olduk senin gibi dostları görünce. Tanıştık. Eksik olma. Bir tanıyalım. Biz de çok memnun olduk. Adım Özender Işık, Hollanda'nın Almelo şehrinde ikamet etmekteyim. Arıcılığa 4 sene oldu başlayalı. Sizin sayenizde aslında. Kıyamam ya, ne güzel. Evet, bu arada bizim bu misafir gören köpeklerimiz Bob, Kampi rahat bırakmıyorlar bizi. Ben tebrik ediyorum. Hollanda'da çok güzel bir arıcılık faaliyetine başlamışsın. Biz de mutlu olduk, tanıştık. İki gündür de beraberiz. Biz tabii çok hoşçakalın sohbetlerimiz oldu. Ve Mustafa'mız. Mustafa, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Lise 4. O da bir arıcı adayı. Bu arada bir tane ok ve yay verdik, değil mi? Evet. Bir de kitabımızı verdik. Okursun herhalde artık. Okurum. Evet. Otelde zaten babamla ben okuduk. Oo, çok güzel. Maşallah. Yine Mustafa bizim gelecekte umut vaat eden kıymetli bir arıcılarımızdan. Evet Yasin, güzel bir misafirlerimiz oldu. Evet abi, çok mutlu olduk. Hollanda'dan geldiler, sağ olsunlar. Biraz orayla ilgili fikir sahibi olduk, sorduk. Orada nasıl arıcılık yapılıyor? İşte ya. Bizim karşı çıktığımız, işte savunduğumuz bazı düşünceleri orada nasıllar diye sorduk. Çok yakın şekilde davranıyormuş. Aslında yurt dışında da bilinçli bir arıcılık yapılıyor. Bizim burada arıcılarımızı anlatmaya çalıştığımız, o öyle olmaz, böyle olur dediğimiz şeyler aslında yurt dışında da o şekilde yapılıyormuş. Onu da görmüş olduk tabii. Evet öyle. Bu arada tabii bizim dikkatimizi çeken birkaç konu oldu. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada Özender doğma büyüme Hollandalı. Evet. Bazı deyimlerde sadece zorluk çekiyor ama harika Türkçesi var. Yine Mustafa'nın da o şekilde. İki tane de prensesimiz var. Onlar şu an misafirimiz. Çok güzel evlatlar yetiştirmişsin. Eşiniz de öyle. Bir kez daha yürekten kutluyorum. Tebrik ederim. Teşekkürler. Orada nerede arıcılık yapıyoruz? Orada Holton diye bizim ikamet ettiğimiz yere yaklaşık 20-25 kilometre bir yerde. Endemik bitkiler çok olduğu bir yere. Orada 8 tane kovanım var. Harika. Püren balığı en son oluyor. Yine çevredeki ıhlamur balığı vardı. Yine kır çiçekleri, endemik türlerle beraber. Yani 2-3 nektar akım dönemi yaşanıyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Tabii biz sorduk. Dedik, orada da bizim gibi, burada çok hoşuma giden bir şey oldu. Diyalog yaşandı. Ülkemizdeki gibi kimyasallar kullanılıyor mu? Flümetrin, amitraz. Yasak dedi. Yasak. Ama birkaç arıcılık yapan Türk arkadaşlarımız var. İsim vermeyelim de. Onlar onlar yine Türklüğün vermiş olduğu yetkiyle kullananlar var herhalde işlerinde. Onlar var birkaç tane. Ama sen ne dedin? Onları da vazgeçirmeye çalışıyoruz diye. yani Türk her yerde Türk yazsın. Şöyle oldu. Hollanda'da da bazı kullananlar var dedi. Allah Allah dedim. Devlet nasıl müsaade ediyor madem yasak falan dedi. İsimlerine dedim saymaya başladı. Ahmet, Mehmet. Türklermiş. Ya o bizim çok hoşumuza gitti. Bir diğer konu da yasak olan konu yabancı ırklar, değil mi? Evet. Sizin kendi yine Apis mellifera türü olan bir siyah arı mıydı? Siyah arı. Siyah arı. Tam Hollanda ismi nasıldı onun? Zwarte Bey. Zwarte Bey. Zwarte Bey. Doğru mu aksanım? Güzel, evet. Oldu mu? Evet, doğru. O normal karnıyola nazaran biraz daha küçük ve bal getirisi biraz daha düşük olan bir arı, evet. Arkımız. Ama bir o kadar da kışı atlatan bir, evet. Arı ırkı. Yani kıymetli dostlar, biz burada sürekli bahsediyoruz. Bu arada bizim köpeklerimiz bizi yalnız bırakmıyor, özlediler. Sürekli yerli ırklarla çalışın. Yerli olsun. Aman ha, sakın ödün vermeyin diyoruz. Değil mi Mustafa? Seni de mi rahat bırakmıyorlar? Geleceğin harcısı. Evet. Tabii Mustafa gibi böyle tatlı bir adamı gördüler. Onlar da şımarıklık yapıyorlar şimdi. Kıymetli arkadaşlar, yerli ırklarla çalışmayı orada muhakkak teşvik ediyorlar. Daha doğrusu zorunlu kılıyorlar. Yabancı ırkları istemiyorlar. Hollanda biliyorsunuz bir tarım ülkesi. Harika bir tarım ülkesi.
İşi biliyorlar tabii ki böyle bir. Dünyayı da bunu kanıtlamışlar zaten. Tabii. Dünyayı da bunu kanıtlamışlar. Bak orada az önce güzel bir cümle kullandı. Dedi ki balı az yapıyor ama dedi bizimkiler bunu besliyor dedi. Yani burada bal bir kriter değil ki çok yapmış, az yapmış. Evet. Arı şeyinde hangi arı ırkını seçeceğimizle ilgili bir kriter değildir arının çok veya az bal yapması. Aslında isterseniz senin de Soner güzel bir cümlen vardı. Balı arı yapmaz doğadan gelir diye. Tabii. Bizde bir şöyle bir şey var. Bu arı çok bal yapıyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok ki. Bununla ilgili bir video çekeceğiz de. Kendine tut. Balı yapmaz. Bende var. Tamam, ben görmedim onu. Balı arılar yapmaz. Seni rahat bırakmıyorlar Mustafa. Bırakmıyor. Ne yapalım o zaman? Ne bileyim. Seni çok sevmiş. Asması bakıyor ya İttiriyor işte beni. böyle. Sivri ya abi. Korkuyor insan. İttiriyor bir de. İttiriyor mu? Evet, bak. Bak diyor ki sana şu an ne diyor biliyor musun? Sevmiyor. Beni sev diyor böyle. Bu arada bizi rahat bırakmadılar. İki tanesini bağladık Mustafa. Biraz rahat edelim ya. Değil mi? Biraz sonra salarız yine onları. Mamalarını da veririz. Sormak istediğim birkaç soru var. Onlardan biri bal rekoltesi nasıl? Bal verimi nasıl birçok yere göre? Ben senede 3 defa sahanım yapıyorum. Şartlar iyi olursa, hava şartları tabii ki de. Bu sene ne yazık ki pek hava şartları uygun olmadı. Çok yağışlar oldu. Genel olarak zaten Hollanda'da zaten çok az bal, nektar oldu o yüzden. Evet. Ama nasipse izin dönüşü bir püren balımız var. Hadi bakalım. Alacağız. Allah nasip etsin. Şöyle bir sorun da görüyorum ben. Tabii biz Yasin falan beraber video öncesinde görüştüğümüz için konuştuklarımız aklımıza geliyor. Onları biraz tekrarlıyor gibi oluyorum. Bir de bizim şehir arıcılığı dediğimiz city arıcılığı var. Evet. Aslında o da o biraz yaygın çatılarda falan yapılan. Hatta bunun hizmetini veren yerler de var, değil mi? O Tabii. şekilde. Profesyonel arıcılar bu işi yapıyor. Şirketlerle anlaşıyorlar. Ben sizin reklamınızı yapayım diyorlar. Çatıya bir numaraları koyalım diyorlar. Arılar ölmekte diyorlar, azalmakta diyorlar. Evet. Onlar da destek çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Medeniyeti Yasin. Yani arıcılar konuşma yapıyor. Diyorlar ki bak böyle böyle hem şirketlerin aynı zamanda bir karbon salınımı var herkesin. Yani çevreyi kirletiyorsunuz. Ama gelin ben sizin çatınıza koyayım. Bunu da ücreti mukabilinde yapıyorlar. Aynı zamanda o şirket onlara destek de veriyor. Tabii, Değil tabii, mi? O bal da veriyorlar tabii onlara. Bizde yasak maalesef şehir arıcılığı. Hem de bir arı ülkesi olmamıza rağmen normalde şehir içinde harika da bir nektar oluyor, değil mi? Şimdi özellikle şimdi yerinde de söylemeyeyim. Bazı noktalar var. Şimdi bana kızıyorlar abi buraya niye arıcıları çekiyorsun dedi. Tam dilim ucuna geldi söylemedim. Bazı yerler var. Belediyeler çok güzel şeyler ekmişler. Aromatik bitkiler, ağaçlar, akasyalar ekmişler. Bazı şehir işlerinde inanılmaz bal oluyor. Yani inanılmaz. Yani bir kovandan 100 kilo bal alabiliyorsunuz bazı yerlerde. Bunun da çok duyması istemiyorlar. Şehri arı doldururlar diye. Aslında hiçbir zararı yok. Kimseye bir şey yaptığı yok. Ama böyle Türkiye'de bir yasak var. İşte şehrin içerisinde olmaz. Şurada 200 mesafe olması lazım diye. Evet. Devletin genelde buradaki önemsediği şey halkın şikayeti. Ama halk yanlış biliyor. Halkı bilinçlendirmek lazım. Bal arısının kimseye bir zararı yok. Onun dışında çok güzel bir uygulamaları var. İşte biliyor, ne dedin abi az önce? Bir tarım ülkesi Hollanda. Evet. Ufacık yer. Türkiye'nin kaç katı verimiyle çalışıyor. Dönüm başına aldığı verim bizden çok daha fazla. Haliyle bu işi çözmüşler ama onlar bizim arıcı onların arıcı bizim arıcılara davrandığımız gibi onlar arıcılarına öyle Evet. davranmıyorlar. Gel gel buraya sana şu kadar para verelim, bu kadar destek verilme getirmişler konuyu. Senin dediğin şehirde arıcılık projesi ekstra bir konu. Bundan önce zaten normal arıcılara da gel buraya kovanlarını koy, Ya sana para verelim diyorlarmış. değil mi? Yani bir badem ağacı ekiyor adam. Elma ekiyor. Elma ekiyor, armut ekiyor. Armut ekiyor. Arıcıya da diyor ki gel buraya koy. Ben senin imkanlarını sağlıyorum. Aynı zamanda sana para da vereceğim. Evet. Bal da arıcının oluyor. Size teklif ettiler mi öyle bir şey? 8 kovan henüz daha bir 8 kovan az. Tecrübe olduğu En için. az 30 Şahit olduğunuz var mı arkadaşlarınız? Var var. Arkadaş çevremde yok. Yalnız bu sitelerde sahibinden.com'a genellikle konuluyor. Oranın. Bir de ilan veriyorlar Tabii gelin buraya arı koyun diye. Şu tabii. Aynı güzelliğe bak. şekilde. Vallahi abi.
insanın yani böyle hoşuna evet. gidiyor. Peki şey miktar olarak para olarak belli mi ne kadar verdikleri? Onu bilemeyeceğim. Onu araştırmadım. Ama kıymetli arkadaşlar şöyle anlatayım. Hollanda hep tabir edilir ya işte yüz ölçüm olarak Konya kadar diye bir geliyor. biz maşallah çok yaşa. Tebrik ederim. Biz onların ürettiği tarım kadar bir tarım yapamıyoruz. Hayvancılık kadar biri yapamıyoruz. Orantıya koyduğumuzda 20 katı olan bir ülkemiz oluyor. Daha bile fazla belki de. Ama en azından onların bir 10 katı kadar daha mahsul üretmemiz lazım. Hayvancılık yapmamız lazım. Hani tamam bazı taşlık, dağlık yerleri çıkaralım. Bunu başarmışlar. O kadar güzel ahlaklı, o kadar güzel senede birkaç kez verim alan yerleri var. Birkaç kez ürün aldıkları yerler var. Ama arıcılıkta da o kadar ettik ki böyle büyük aşırı profesyonel bir arılar yok herhalde. Çok nadir oluyor herhalde. Nadir aslında oluyor. Yapılsa yapılır. Yapılsa yapılır. Ve bir gelir olarak da elde edilir. Genelde sen şey dedin, bizim Türkler de uğraşıyor bu işlerle biraz da. Var, bayağı bir Türk var sanıyorum. Hollandalılar var. Türkiye genelde Hollandalılar 40-50 yaşlarından sonra yapan işler. Evet. Genç nüfusu pek yapmıyor ama gitgide de yapanlar da artıyor yani. O zaman sen bizim temsilcimiz olacaksın orada. Yine Özender bizim ürünlerimizi kullanıyor. Vetorax'ın. Yine onlar için aslında geldi. Biz biraz tevafuk oldu. Denk geldi hemen. Nasip oldu. Ben şöyle bir tam da oradan geçiyordum. Mustafa gördün beni değil mi? Sen gördün beni galiba arabada. Evet. Babam şeyi soruyordu. Keşke Sunav Günah burada olsaydı diyor. Evet. Arkana bak dedim. Biz bir baktık yoldan geçirdik nasip oldu. Ürün almaya gelmişler. Öyle vesile oldu. Bugün de kaldı. Misafirimiz oldular sağ olsunlar. Tabii böyle kıymetli dostları bulmuşken de bir anı, bir hatıra videosu yapalım istedik. Bizim için çok kıymetli oldun. Çok güzel şeyler kattın dünyamıza, enerji verdin. İnşallah benim başka amaçlarda bir Hollanda'da şeyim vardı, niyetimiz vardı. Ama belki aracılık da nasip olur inşallah beraber. İnşallah. Nasip de baksa o da olur. Hollanda'da bir de Varroa ile falan ilgili sadece oksalik asitle formik asit kullanıyorlar. Evet. Bu da tabii bütün sene biliyorsun bunlar zaten kullanılmaz. Tabii. İnşallah oraya uçucu esansiyel yağları da bir şekilde ulaştırabilirsek. Evet. Oranın aracısında bunu tanıması onların hoşuna da gider. Çünkü bilinçli insanlar diye düşünüyorum. Evet. Kekimizi de gördük. Keki de çok beğendim. Onu da şey evet. Bu. Keki. Nasıl da bizim ürünler. Polen kekimiz? Polenli kek içinde balı var. Çeşitli vitaminleri var. Evet. Poleni var. Yani kışı atlatmak için ideal bir kek. Gel. Eyvallah. Vallahi teşekkür ederiz. Biz videoyu fazla da uzatmak istemiyorum. Çok da sıkıcı olmasın. Çok mutlu oldum. İnşallah daha belki orada da bir video çekeriz. Seneye de gelirsin. Orada da burada yine beraber de buluşuruz. Ama benim senden kalan en büyük anım hatıram ne olacak biliyor musun? Kimya birincisi yerli arı ırkları orada zorunlu. İkincisi kimyasal flümetrin amitraz kullanımı yasak. Ama kullananlar var. Türkler. Allah Allah falan deyince de ama işte bizim Türkler lafı çok güldük orada. Bize güzel bir anı olarak kalacak. Yani gitmişler oranın kanunlarını da çiğniyorlar. Harikaydı. Mustafa'cığım. Efendim. Çok memnun oldum. Ben de. Gurur duydum seninle. Senin gibi bir kardeşim olduğu için gurur duydum. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Geleceğin arıcısı. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Tabii geleceğin arıcısı. Kıymetli dostum çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şunu söylemeye söylüyorum. Yani daha önce tanışmışlık bir hissiyatı oluşuyor insanda. O samimiyeti verdim. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Seni ve aileni kutluyorum. Allah bereket katsın size, ailenize. Huzur katsın. Orada ülkemizi temsil etmeye devam edin. Burada ekibimiz Muhammed, onun da selamı var. Çok teşekkür ederiz. Yasin sen ne söylemek istersin? Arkadaşlar Hollanda'nın şeyi çok cazip gene bir şartları. Lütfen buradan gidip de kanunları çiğnemeyin. Evet, oradan çıkıyor. Kıymetli dostum sen son olarak ne söylemek istersin? Ne söylemek istersin? Arıcılara selamını söyleyebilirsin. Bütün arıcılara selam olsun. Kendileri kullanacağı, çocuklarına vereceği baldan herkese satsın veya yapsın.
Ne kadar doğru değil mi? Evet. Yani şunu bilsin ki kimyasal kullanırken ederken ya bak ben bunu kendi oğluma yedirebiliyorsam, kendi çocuğuma yedirebiliyorsam ancak o zaman satışı yapabilirim. Önemli. O ahlakla satışı evet. yapmalı insanlar. Evet. Bize renk kattın, mutluluk kattın, heyecan verdin. Çok teşekkür ederiz. Bin mükabele. Sağlıcakla kal. Hoşça kalın.